Yaygın adı süt kostik olan bileşik ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Yaygın adı süt kostik olan bileşik sodyum hidroksittir. NaOH. Sistematik adı da burada yazdığı gibi zaten sodyum, Na, sodyum, O'da OH hidroksit, sodyum hidroksittir. Doğru. Sodyum hidroksit simya döneminde Ebu Bekir Errazi tarafından keşfedilmiştir. Bu da doğru. Kostik soda içeren kapların ambalajında Buradaki ünlem güvenlik uyarısı vardır diyor. Kostik yani sodyum hidroksit kuvvetli bir bazdır ve kuvvetli bazlar tahriş edici özelliğe sahiptir. Ünlem de burada tahriş edici anlamında bu güvenlik uyarısı bu piktogram burada bulunur. Dolayısıyla bu da doğru. Dolayısıyla sorun cevabı 1, 2 ve 3 E şıkkı diyebiliriz. Gezegen modeli olarak bilinen Rutherford atom modelinde yukarıdaki ifadelerden hangileri yer almaz? Elektronlar çekirdekten belirli uzaklıkta ve belirli enerjiye sahip yörüngelerde bulunur. Düşüncesi Rutherford atom modelinde yer almaz. Bohr atom modelinde yer alır. Rutherford atom modelinde çekirdek vardır ki çekirdeği ilk bulan atom modelidir. Çekirdekte protonlar ve çevresinde de elektronlar vardır. Elektronların yeri hareketi ile ilgili hiçbir şey söylemez Rutherford atom modeli. İkinci ifade çekirdekteki pozitif yük miktarı bir elementin tüm atomlarında aynıdır. Pozitif yük miktarı proton sayısıdır ve proton sayısı aynısı o aynı element olduğunu ifade eder. Dolayısıyla bu ifade yer alır. Pozitif yüklerin kütlesi atom kütlesinin yaklaşık yarısı kadardır. İfadesi Rutherford atom modelinde yer alıyor. Rutherford şunu söylüyor. Atomun kütlesi büyük oranda çekirdektedir ve protonlar bunun yaklaşık yarısını oluşturur. Diğer yarısını ne oluşturacağını tam tahmin edemiyor. Yani nötronların varlığını keşfedemiyor ama olabileceğini öngörüyor. Sonraları da gerçekten de diğer yarısının nötronlar olduğu keşfediliyor. Ve Rutherford atom modelinde pozitif yüklerin yani protonların atom kütlesinin yaklaşık yarısını ifade ettiği yer alır. Dolayısıyla bu da doğrudur. Dolayısıyla yer almazı soruyor bize hangileri yer almaz. Yalnızca bir yer almaz. Dolayısıyla son cevabı da A şıkkı diyebiliriz. Periyodik sistemin bir kesiti ve bu kesitte yer alan X, Y, Z ve T elementleri için karşılaştırmalarının hangisi yanlıştır demiş. Şimdi bu kesite baktığımız zaman şöyle bir çizgi var. Dolayısıyla buranın 8A ve 8A'daki helyum ve birinci periyotta sadece iki element vardır. Birisi helyum, birisi de 1A'da bulunan hidrojendir. Burası da ikinci periyottaki. Şurası 7A, burası 6A, burası da 5A elementleri olarak düşünülebilir. Dolayısıyla şu ikinci çizgi ikinci periyot, burası da üçüncü periyot. Şimdi buna göre birinci iyonlaşma enerjisi. Şimdi iyonlaşma enerjisi cetvelde soldan sağa doğru artar, yukarıdan aşağı azalır. Soldan sağa artıp yukarıdan aşağı azalıyorsa Z en büyüktür. Z en büyük. Ancak burada şöyle bir durum var. Soldan sağa doğru iyonlaşma enerjisi artar ancak 3 aşağı 5 yukarı kuralına göre şöyledir. 1A en küçük, daha sonra 2A gelmez, 3A gelir, daha sonra 2A gelir. Daha sonra 4A, 4A'dan sonra 5A gelmez, 6A gelir. 5A gelir, 7A gelir ve 8A gelir. Yani aynı periyotta 5 ile 6 yer değiştirir ve 2 ile 3 yer değiştirir. Buna 3 aşağı 5 yukarı denir. Bunun sebebi de küresel simetriden kaynaktır. 5A ve 2A'daki elementler küresel simetri özelliği gösterdiği için ekstra kararlılık kazanmıştır. Dolayısıyla 6A ve 3A'daki güne göre bir elektron kopartmak için gerekli enerji buralarda daha yüksektir. Ve dolayısıyla 5A'nın yoğunlaşma enerjisi 6A'dan daha büyük olduğu için X, Y'den daha büyük gelir burada ama Y büyük X demiş. Dolayısıyla şurası tam tersi olması gerekiyordu. Bu anlamda birinci ifade yanlıştır. Elektronegatiflik soldan sağa doğru artar, yukarıdan aşağı doğru azalır soldan sağ artıyorsa Z'nin burada en büyük olması gerekir. Ancak T'nin en büyük olduğunu söylemiş. Burada Z, T'den daha büyüktür elektronegatifliği. Dolayısıyla bu da yanlış. Değerlik elektron sayısı 7A'dakilerin 7, 6A'dakilerin 6, 5A'dakilerin 5'tir. Dolayısıyla Z ve T burada eşit. Y'den büyük, o da X'den büyüktür. Sadece burada 3 doğrudur. Yanlış olanları soruyordu. 1 ve 2 yanlıştır. Dolayısıyla son cevabı da C şıkkıdır. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin Lewis yapısı yanlış verilmiştir? Karbondioksitle başlayalım. Şimdi i̇şte karbon 6, katman elektron dizilimi 2, 4. Dolayısıyla son katmandaki elektron sayısı kadar nokta çevresine konur. Dolayısıyla buradan karbonun 4 bağ yaptığını, Oksijen de aynı şekilde şöyle 2, 6, 6 tane nokta koyduğumuz zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tek de elektron sayısı kadar bağ yapar. Dolayısıyla oksijen de 2 bağ yapar. Şimdi her bir karbon oksijenle 2 bağ yapacak. Dolayısıyla karbon burada 4 bant tamamladı. Oksijen de 2 bant tamamladı. Oksijen ortaklanmamış elektronları da bu şekilde gösterilir. Dolayısıyla bu tamamen doğru. Aln, Alüminyum nitro. Şimdi alüminyum metaldir. Azot ise ametaldir. Metal ile ametal arasında iyonik bağlı bileşik oluşuyor. Burada ise alüminyum ile azot arasında elektronları ortaklaşa kullandırarak aynı karbondioksitteki gibi kovalent bağ oluşturmuş. Bu dolayısıyla tamamen yanlıştır. Alüminyum 2, 8, 3'ten 3A grubundadır ve 3 elektron vererek artı 3 yüklenir. Azot da bu 3 elektron alarak şöyle 1, 2, 3, 4, 5'tir değerli elektron sayısı azotun 2, 5'ten 5 nokta vardır. 3 tane elektronu da alüminyumdan alarak şöyle eksi 3 yüklenecek. 3 eksi. Dolayısıyla Lewis yapısı böyle gösterilmesi gerekiyordu. B yanlış. Aynı kalsiyum oksitte olduğu gibi. Kalsiyum da metal, oksijen de metal. Kalsiyum 2A grubundadır. 2, 8, 8, 2'den 2 elektron vererek artı 2. Oksijen de 2 elektron alarak 8'e tamamlar. Oktetini tamamlar. Bu doğru. Azot Hidrojenle birer bağ yapar. Dolayısıyla 1, 2, 3 tane bağ yapar. Ortaklanmamış elektronu. Bu da doğru. Magnezyum metaldir. 2 elektron vererek artı 2. Her bir klorda 1 elektron alarak magnezyum klorun levis yapısı da bu şekilde gösterilir. Yani burada B şıkkı yanlıştır diyebiliriz. Saf X maddesinin bir atmosfer basınçta farklı sıcaklıklardaki fiziksel hali aşağıda verilmiştir. Buna göre bir atmosfer basınçta 25 derecede X maddesinin ısınma eğrisi aşağıdakilerden hangisi gibi olamaz diyor. Şimdi burada dikkat edin. Hal değişim noktalarını vermemiş. Yani 20 derecedeki fiziksel hali katıdır diyor. 40'ta katıdır. 70'te sıvıdır. de gazdır diyor. Mesela 60 derecede katı mı sıvı mı? Bu bilgiyi vermiyor. Veya 100 derecede ne olduğunu bilmiyoruz. Sadece bunlara dikkat ederek hangi grafikler çizilebilir diyor. Zaten katı, sıvı, gaz. Bu burada katıdan sıvıya, sıvıdan gaza iki kere hal değiştirebilir ve her grafikte iki kere hal değişimini vermiş zaten. Şimdi 25 derecede Öncelikle katı haldedir. 20'de katı, 40'da katı ise 25 derecede de katı. 25'ten 40'a kadar geldi. Sonra mesela 40'da hal değiştiriyor olabilir. Burada bu bilgiden buna bir engel yok. 40'da hal değiştirmiştir. 40 derecenin sonunda sıvıdır. Mesela baktığımız zaman o zaman 70'de de sıvı. Mesela 110 derecede hal değiştiriyordur. O zaman 150 derecede de o zaman gazdır. Dolayısıyla bu uyuyor. B şıkkı yine 25 derece 40 dereceye kadar katıyı burada sağlıyor. Mesela burada 50 derecede hal değiştirmiş. Yine 70 derecede sıvıdır. Baktığımızda 150 derecede hal değiştiriyor. 150 derecenin sonunda gaz olabilir. Dolayısıyla B de olabilir. Burada da 25 dereceden 30 derecede burada hal değiştiriyor. Yani 30 derecenin sonunda burada katıdan sıvıya geçmiş olması gerekiyor. Ama 30 derecenin sonunda hala katı olması gerekiyor. Dolayısıyla bu grafik şurada 30'da hal değiştirdiği için bu yanlıştır. 30'dan sonra işte devam etmiş. 150 Diğerleri uyuyor ama şey uymuyor. 30 derecede hal değiştirdiği için burası uymuyor. Diğerlerine de bakalım. 70 derecede burada hal değiştirmiş. Mesela 70'e kadar katıdır. 70'de hal değiştirip sıvı olabilir. Daha sonra yine 150'de değiştirip hal değiştirip gaz olabilir. Bu da yine uyar. Burada da yine 60'da hal değiştirmiştir. 70'de sıvı, 150'de gaz, 40'da yine katı. Bu da yine uyar. Yani burada uymayan, olamayacak olan C şıkkıdır. Hijyen amaçlı kullanımı yaygın olan çamaşır suyu ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Çamaşır suyunun direkt formülü NaClO'dur ya da NaOCl şeklinde de yazılır fark etmez. Yani sodyum hipoklorittir. Sodyum hipoklorit çamaşır suyunun etken maddesidir doğru. Ve sodyum hipoklorit asidik değil bazik bir maddedir. Kuvvetli baz olan sodyum hidroksitten sodyum geldiği için bu baziktir. Dolayısıyla bu yanlış. Artıcı etkiye sahiptir de doğru çamaşır suları artıcı etkiye sahiptir. Dolayısıyla bu anlamda sorun cevabı 1 ve 3 yani D şıkkı olacak. 1 mol kalsiyum hidroksit içeren bir sulu çözeltiye sırasıyla 1-0,5 mol H2SO4, 2-1 mol HCl3, 1 mol su maddeleri ekleniyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Birinci işlem sonunda tam nötrleşme gerçekleşir. Tam nötrleşme gerçekleşebilmesi için H artının mol sayısıyla OH eksinin mol sayısının birbirine eşit olması gerekir. Burada kalsiyum hidroksite bakın 1'e 2 oranda OH var. Yani şöyle ki kalsiyum hidroksite suya atarsanız kalsiyum 2 artı artı 2 tane OH eksi iyonu gelir. Bu 1 mol ise ki 1 mol olduğunu söylüyor. 1'e 1 bir e mol ise 2'ye 2 moldür. Dolayısıyla OH eksi 2 mol var. H2SO4 ise suya atıldığı zaman 2 tane H artı ve 1 tane SO4 2 eksi iyonu verir ve 0,5 mol H2SO4'te 1'e 0,5 ise 2'ye bu da 1 mol olur. Dolayısıyla burada 1 mol H artı iyonu vardır. Bakın burada eşitlik yok. OH-2 mol iken H artı 1 mol. Dolayısıyla burada kısmen nötrleşme gerçekleşir. Çünkü ortamda OH-2'nin 1 mol OH-2 artacak. Dolayısıyla tam nötrleşme gerçekleşir. Yanlış. Şimdi ancak burada 1 mol H artı 1 mol OH-2 tam olarak nötrleştirecek. Ve ortamda son durumda 1 mol OH- iyonu kalmış olacak. İkinci işlemde bunun üzerine 1 mol de HCl getiriyorsun. Aynı şeyi eşitliği burada da kullanabiliriz. Şimdi artık burada birebir oranda zaten HCl ayrışıyor. 1'e 1 mol HCl iyonu gelecek. E bir molde OH iyonu vardı. E, 1'e 1 eşit. Dolayısıyla burada tam nötrleşme gerçekleşir. Ve ortam tam olarak nötr olur. Nötr ortama daha sonra su ekliyorsunuz. Üçüncü işlem sonunda çözelti. Turnusol boyasının rengini kırmızı yapar demiş. Ancak nötr ortama su eklemeniz ortamı nötrünü değiştirmez. Ve turnusol boyası nötr ortamda rengini kırmızı yapmaz. Asidik ortamda kırmızı yapar. Dolayısıyla üçüncü ifade bu anlamda yanlış. Dolayısıyla sorun cevabı yalnız iki. B şıkkıdır diyebiliriz.